kameranın önüne bir de fotoğrafının önüne açık bırakıyorsunuz. Görevli arkadaşlarım. Yani buradan sahneden bile görüyorum ki bıçak yok. Doğru mu? İsmail nerede ya? Şimdi biz grup Merdan olarak görevli arkadaşlarım ve düğün sahiplerinin arasında bir şekilde ortayı bulmaya çalışacağız. Gelin hanım, damat bey, bıçağımızı almamız için kimi çağırıyoruz buraya? Gelin hanım. Hasan abiyi mi çağırıyoruz? Hasan abime canı gönülden bir alkış alıyoruz. Aklında başka birisi var mı da? Hasan abi. Hasan abi. Görev yine sana düştü abiciğim. Abim pastayı görüyorsun. Görevli arkadaşlar diyor ki biz bir gün bayağı bir çalıştık. Bıçağı kolay kolay vermeyeceğiz. Şimdi biz ortayı bir şekilde vuracağız. Orta değil abi. Ben yüksekten memnun kaldım. Zaten arkadaşım var burada. Hiç itiraz istemiyorum. Duydunuz arkadaşlar. Hizmetten çok memnun kaldı. İtiraz yok diyor. Benim gönlümden... Adam başı 50 oylu abi. Adam başı 50 oylu. Arkadaşlar itiraz var mı? Baba ben olsam ben de alkışlar Hasan abim için olsun diyoruz. Gerçekten çok delikanlı abimizin, sağ olun var olun. Gel hanım, damat bey, 3'ten geri sayıyorum. Fotoğraf hazır. 3, 2, 1. Alkışlar çiftimiz için olsun diyoruz. Her gününüz bu pasta gibi tatlı olsun. Gelin hanım. Damat bey, buraya bakın bir. Teyze sen geç kaldın. Nasıl ki iş bitti, geldin. Vay vay vay. Pasta parası bitti mi? Çocuklar pastayı mı bekliyorsunuz? Yani. Evet, damat bey, gelin hanım, görevinizi biliyorsunuz. Biz daha gitmiyoruz, daha buradayız. Bir kadar, bir buçuk kadar bizim eceğimizi çekeceğiz. Özür diliyorum. Alkışlar gelin hanım ve damat bey için olsun diyoruz. Pastamız da kesildi. Alkış, alkış. Bakıyorsunuz ama gülüyorsunuz, alkış yok. Alkışlar çiftimiz için olsun diyoruz. Her gününüz bu pasta gibi tatlı olsun inşallah. Görevli arkadaşlarımız, pastayı nereye alıyoruz? Sıraya geçebiliriz. Sağa doğru alıyoruz. Çocuklar, pastanın peşinden gidebilirsiniz. Programımızın bölümünde biraz daha uzunluğa bırakmak istiyoruz.